Göztepe, İzmir olmayacak maç. Fenerbahçe'ye mi şey yapacağız, Göztepe'ye mi gideceğiz? Mesela burası spor tutuyor. Öyle iş değil. Sivilsin mi? Karın döner. Ayağım kaşındı. Hadi ayak odası. Gülüyor değil mi? Önce şeydi böyle bir geldiğinizde gülmemişti. Evet, bu arada... İlk bir sürü dedim, bak yanlış anlama bizi. Bana bisiklet küçük geliyor. Gayret biraz da şey yani. Bana da ikisi oldu. Çok seviyorum ben kesinlikle. Şimdi söyleyeceğim. Yani bizi evet çok mutlu etti. Raporumuz nihayetinde çıktı. Raporumuzun içeriğinde sadece gereksime ihtiyacı vardır diye yazıyordu. İnşallah bu rapor bizim temel ihtiyaçlarımızı, bakımlarımızı, kremlerimizi inşallah ümit ediyorum karşılayacaktır. Çok sevindirdi bu haber yani bize şu an. Daha önce neler yaşamıştınız rapor alma konusunda? Daha önce raporu asla alamamıştık. Ocak ayından beri sürekli bir sistemde alamadık, sonra dilekçe yazdırdık. Yani bir 5-6 ay boşuna geçti. O süreçte tabii krem ve melhem almak çok zordu bizim için. Çünkü hani heyet çıksın, belirlensin, engelli raporumuzu alalım, durumunu bilelim, ona göre bir yolda ilerleyelim. Ama bu kesinlikle olmadı, çok zor oldu. Ama şu an raporumuz çıktı, gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde ilerleyeceğiz. Raporu pazartesi günü sosyal yardımlaşmaya götüreceğim inşallah. Evet, evet. Bundan sonra isteğimiz yani Kayra'nın ihtiyaçlarının karşılanması. Zaten biliyorsunuz onun için size başvurdum. Başka bir şey asla istemiyoruz. Asla talebimiz yok. Bakıma zor bir çocuğun kremlerini, melhemlerini almak istiyorum. Oğluma bakmak istiyorum. Çünkü sosyal bir çocuk olamıyor. Gerçekten dışarı çıkamıyor. Nasıl bizim suya, sabuna, şampuana ihtiyacımız var? Kayra'nın da temel bakımı için krem, melhem. Bunlarla büyüdü çünkü Kayra. Bundan sonrası inşallah oğlum ve benim için hayırlısı olur diliyorum. İnşallah. Yani aynı zamanda bakımı için siz de çok büyük mücadele veriyorsunuz. Evet. Yani bu bakıma ihtiyacı olma meselesini evet, biraz daha açacak olursak nereye ihtiyaç duyuyor mesela? Yani günümüzde banyomuz var. 2 sefer, 3 sefer banyomuz var. Banyo etmezsek, krem sürmezsek Kayra'nın cildi kuru bir toprak gibi çok çatlıyor. Yaralarımız var çok kuru olduğu için. Kremini sürüyorum. Mesela 20 dakika sonra tekrar kuruyor. Tekrar sürüyorum ama bu okula gidiyor. Evet, okul hayatı da çok zor. Sürekli dışarıda, teneffüslerde sürekli kaşınıyor. Zaten sürekli bir dışlanması var arkadaşları için. Sürekli kantindeyim. Sürekli 10 dakikada bir, 20 dakikada bir dersten bir gelip krem sürdüğüm dahi oluyor. Düştüğü zaman çok kanıyor mesela. Hemen müdahale etmek lazım. Kimse edemiyor. Çok hassas bir cildimiz var. Yani sonuçta kupkuru bir ciltle baş etmek çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü sürekli sürüyorsun, 10 dakika sonra bu kışın daha da kötü. Kışın daha da çatlaklarımız var. Kışın eldiven giyiyoruz yumuşatması için. Ama işte eldiven giymiyor, çıkartıyor. Yani çok zor oluyor bizim açımızdan. Mesela gözlüğü var, şu an gözlük takmıyor. Çünkü takamıyor kremden dolayı. Çok terliyoruz. Kışın dahi o soğukta gözlük takmıyor. Yani çok zorlukları var. Gerçekten çok zorlukları var. Yani biz bunu aştık ama çok yorulduk. o kadar çok yorulduk ki pes etmiyoruz. Sonuçta o benim yavrum, evladım, tabii ki bakacağım, tabii ki ondan ben sorumluyum ama gerçekten çok zor bir çocuk Hayra.